Anadolu TV izleyenleri, şu an Nevşehir Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı'nda Serdar Bey ile birlikteyiz. Merhabalar Serdar Bey, nasılsınız? Merhabalar, teşekkür ederim. Hoş geldiniz. Siz nasılsınız? Bizler deyiz, teşekkür ediyorum. Bize biraz kendinizden bahseder misiniz? TGEV'de 2001 yılından beri TGEV camiasındayım. Yaklaşık 18 yıldır çocuklarımızla, gönüllerimizle birlikte nitelikli bir eğitim desteği vermekteyiz. Yıllardır bu şekilde çalışıyoruz. Nevşehirliyim. Yani Nevşehir'de yaşayan bir insanım. Ailem de buralı. İsmim de Serdar Kuzugüden. Soyadım da olarak söyleyeyim. Teşekkür ederim. Peki Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı'nın kuruluş hikayesi nedir? Bizimle paylaşır mısınız? Vakfımız 23 Ocak 1995 tarihinde Suna Kıraç liderliğinde kurulmuş bir vakıftır. O zamanlar biliyorsunuz işte ekonomik darboğazlar, siyasi problemler, işte sürekli kurulan koalisyonlar gibi problemler vardı. O zaman da dedi ki, Suna Kıraç'ın ünlü bir sözü var, diyor ki ekonomik krizler aşılabilir, siyasi sorunlar çözülebilir ama heba olmuş çocuklar tekrar geri kazandırılamaz diyor. Eğitim heba olduysa tekrar geri döndürmek çok zordur diyor. Bir grup akademisyen, bir grup sanayici ile birlikte Suna Kıraç 23 Ocak 1995 tarihinde Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı'nı İstanbul'da kurdu. Kuruluş hikayesi bu şekilde başladı. Ve bilimleri, parkları, etkinlik noktaları, atış böcekleriyle hızlı bir şekilde Türkiye'ye yayıldı. Şu anda yaklaşık 72 noktada faaliyet gösteriyoruz. 36 ilde eğitim parklarımız var, öğrenim birimlerimiz var, bir de atış böceklerimiz var, gezici öğrenim birimlerimiz. Bu şekilde devam ediyoruz. Yılda yaklaşık 10 bin gönüllüyle de çalışmaktayız. Evet. Peki Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı, yani TEGEV'in misyonu ve vizyonu nedir? Misyonumuz Cumhuriyet'in temel ilke ve değerlerine bağlı, akılcı, sağduyulu çocuklar yetiştirmek istiyoruz. Ve bu çocuklarımıza ilk ve ortaokuldaki çocuklarımıza nitelikli eğitim desteği yapan bir sivil toplum kuruluşuyuz. Türkiye'nin en büyük sivil toplum örgütüyüz. Peki TEGEV'in hedefleri nedir? Hedeflerimiz şöyle aslında, ulaşılmadık çocuk bırakmamak. Şu ana kadar 2,5 milyonun üzerinde bir çocuk kitlesine ulaştık Türkiye'de. Daha gidecek çok yolumuz var. Ateş böceklerimiz ülkemizi birkaç tur attılar gezerek. Gitmedikleri köyü kasaba bırakmamaya çalışıyorlar. Bizler şehirlerimizde köy okullarına kadar gidiyoruz. Elimizden geldiği kadar etkinlikler yapıyoruz. Yani amacımız gidilmedik çocuk, gidilmedik nokta bırakmak istemiyoruz ve bütün çocuklarımıza dokunmak istiyoruz, onlara destek olmak istiyoruz. Evet. Peki ateş böceğinden bahsettiniz. Bu nedir ateş böceği dediğiniz? Ateş böcekleri 99 depremiyle ortaya çıkan araçlar. O zaman yıkılan köyler, okullar vardı mesela biliyorsunuz. Büyük zarar görmüş binalar vardı. Genelde İstanbul merkezinde başladı bu olaylar. Ve ateş böcekleri yapıldı, tır dorseleri. Tır dorselerinin içinde bilgisayarlarımız vardı. İşte 12 tane bilgisayar koyduk. Bir de etkinlik alanı koyduk oraya. Ve bu alanları yaparak çocuklarımız elektrik su desteğiyle oralarda etkinlik yaptılar. Yani okullar yapılana kadar, düzenlene kadar bu faaliyetlerimizi yerine getirmiş olduk. Evet, çok güzel. Ateş böcekleri bu. Ama şu anda da daha tematik ateş böceklerimiz var. Mesela bilim ateş böceği gibi böyle ateş böceklerimiz de mevcut. Çok güzel. Peki TGEV'deki etkinlikler ücretli mi? Hayır, ücretsiz. TGEV'de hiçbir etkinlik, hiç ücreti yok. Tamamen ücretsiz faaliyetlerimiz. Yaz etkinlikleri, kış etkinlikleri hepsi ücretsiz. Hiçbir ücret ödemelerine gerek yoktur. Veya düşünmelerine bile gerek yok yani. Peki TGEV'in gelir kaynağı nedir? TGEV'in gelir kaynağı bağışlar. Kurumsal bağışlar. Efendime söyleyeyim, bireysel bağışlarımız var. Kurumsal bağışlar derken, yani birçok kurumumuz TGEV'e bağışta bulunuyor. Çünkü birçok kurumda artık sosyal sorumluluk için projeler ayırıyor, paralar ayırıyor. Ve hangisine ikna olursa, kimin yapacağını düşünürse onlara parasını veriyor. Bunlardan tabii ciddi gelirlerimiz var. Bir de bireysel bağışçılarımız var bizim. Bunlar da en kolayı 3353'e SMS atarak 10 lira bağışta bulunabilir herkes. O telefonla 3353 yazıp gönderdiği zaman 10 lira bağışta bulunmuş oluyor. Ayrı zaman internet sitemizde İşte düğün davetiyesi, kartpostal seti veya bir çocuk için harcanması gereken yıllık mesela 70 lira falan civarında bir çocuğun masrafı var. Bunlar için mesela bir sertifika alabilir, nikah şekeri yaptırabilir, işte anahtarlık, kartpostal gibi birçok şeyimiz var. Aynı zamanda kredi kartıyla bağışta bulunabilir yıllık TGEV'in internet sitesinden. Çocuklarımıza etkinliklerle destek olabilir veyahut da parasal bağış yapmayacaksa veyahut da başka aynı bağışlar yapabilir. Örneğin mesela bilgisayar bağışlayabilir, kitap bağışlayabilir,
efendime söyleyeyim bir gezimiz vardır, ona otobüs bağışlayabilir gibi şeyler yapabilir. Çok güzel. Bunda bir sınır yok tabii ki bağışta. Peki TEGEV herhangi bir birim veya kurum tarafından denetleniyor mu? TEGEV bizim zaten kendi bir iş denetimcimiz var. İş denetimimizi yapıyoruz. Evet. Bunun yanında tabii ki bütün sivil toplum kuruluşları, vakıflar valiliklere bağlıdır. Valilikler de vakıflara bakan vali yardımcısı vardır. Bunlar istediği zaman denetleyebilir tabii ki. Peki TEGEV'de başka ne gibi faaliyetler yapıyorsunuz? Bize bunlardan bahseder misiniz? Şimdi biz ilk ve ortaokul çocuklarımızla neler yapıyoruz? Örneğin bizim 5 Anadolu'da etkinliklerimiz var. Neler bunlar? Sanat etkinliklerimiz. Düşler Atölyesi Sanat Etkinliği diye bir etkinliğimiz var. Evet. Plastik sanatlar anlatan güzel bir etkinlik. Drama atölyemiz var. Okuyorum, oynuyorum etkinliğimiz var. Algo Dijital kodlama etkinliğimiz var. Google sponsorluğunda çok güzel bir etkinlik. Mesela çocuklar burada kodlamayı öğreniyor. Okuyorum, oynuyorum etkinliğimiz var. Yapı Kredi sponsorluğunda çocuklarımız hikaye okumayı, anlamayı, yorum yapmayı, cevap vermeyi, yazılı, sözlü anlatımlar yapmayı, bunları gerçekleştiriyor. Sanat etkinliklerimiz, Düşler Atölyesi mesela çok tutulan etkinliklerden biri. Çok seviyor çocuklar. Bunlarda baskı teknikleri var. Mesela plastik boya nasıl yapılır, baskı teknikleri var. Ebru, yeni bir tekniğimiz var. Marabu Ebru gibi etkinlikler yapılıyor. Hikaye yazma, yani hepsi sınıf uyumlu. Örneğin bir çocuk ikinci sınıfa gidiyorsa, ikinci sınıflarla birlikte etkinlikler yapıyor. 3, 4, 5, 6, 7, 8 hepsinin kitapları var, etkinlikleri var. Bunun yanında matematik dalında matematik ve fen etkinliklerimiz var. Matematikte 2. sınıftan 8. sınıfa kadar çocuklarımız yaparak, yaşayarak öğrenebileceği modüller de üzerinde kurulmuş bir etkinlik. Fen etkinliğimiz var. Tamamen çoğu deneyler üstüne modül 1'i. Modül 2'si daha çok yazılı, bilimsel ifadelere yönelik yapılıyor. Çocuklarımız bu fen etkinlikleri ve matematik etkinliklerine de katılarak hem okuldaki derslerine destek oluyorlar, hem de yaparak, yaşayarak, eğlenerek öğreniyorlar. Yani bizim etkinliklerimizde çocuklara bir ezbercilik yapmıyoruz. Yaparak, yaşayarak öğretiyoruz. Çünkü malzemelerimiz de bütün çok zengin. Deney malzemelerimiz, sanat malzemelerimiz, okuyorum, oynuyorum etkinliğin odası, malzemesi, drama atölyesi, bilgisayar kodlama etkinliklerimizin hepsi malzemesi çok zengin ve içerikleri çok güzel. Evet. Peki bu faaliyetlerinizi nereden ve nasıl takip edebiliriz? Faaliyetlerimizi tabii TEGEV'in resmi bir sitesi var, tegev.org. Buradan. Bir de TEGEV'in Instagram, Facebook, Twitter gibi hesapları var. Genel merkezimizi buradan takip edebilirsiniz. Fakat bizim birimimizin bir tane Instagram hesabı var. Nevşehir Öğrenim Birimi ÖB diye bir Instagram hesabı var. Buradan takip edebilirsiniz faaliyetlerimizi. Peki TEGEV'de etkinlikler belli bir akademik takvim dahilinde mi uygulanmakta? Tabii bütün etkinliklerimizin bir akademik takvim var. Hepsinin basılı metinleri var. Her hafta ne yapılacağı bellidir, hangi etkinlikse. Etkinliklerimiz 10 hafta üzerinden planlanmıştır. Fakat bir akademik dönem 16 haftadır bizde. İlk 16 haftalık dönem Ekim ayında başlarız. Evet. Okulların başlangıcından 2 hafta sonra başlarız. 15 tatil gelene kadar, normal yaptığımız, Milli Eğitim Bakanlığı'nın yaptığı 15 tatil gelene kadar faaliyetlerimizi sürdürürüz. İkinci dönemde okullarla birlikte açılırız. Mayıs ayının son haftalarına kadar da etkinliklerimizi sürdürerek, yani normal okullar kapandığı zaman da faaliyetlerimizi bitiririz. Şimdi biz etkinliklerimizi bitirmek üzereyiz. Yaz dönemi gelmekte artık. Evet. Yaz etkinliklerimize de Nevşehir Öğrenim Birimi olarak 24 Haziran tarihinde başlayacağız. 24 Haziran. 6 hafta sürecek yaz etkinliklerimiz. Neler yapacağız mesela bunlarda? Çocuklarımıza her hafta bir gezi etkinliği yapıyoruz mesela. Çevresini, doğasını, kültürünü, sanat yerlerini tanıması için. Yani çok güzel geziler yapıyoruz çocuklarımıza. Bunun yanında İşte yarışmalar, oyunlar, yazı güzel geçirmek için mesela kodlamayla ilgili etkinlikler, sanatla ilgili etkinlikler, seçmeli etkinlikler, spor faaliyetleri yapıyoruz mesela. Spor dediğim, mesela basketbol, futbol değil de sağlıklı yaşam için spor yapıyoruz mesela. Onları da burada yapmış olacağız. Evet. Çocuklarımız katılabilirler. Yine ilk ortaokul çocukları. Hiçbir ücreti yok. Hafta içi günler yapmış olacağız yaz etkinliklerini. Şimdi gönüllülük nasıl oluyor TEGEV'de? Kural olarak diyor ki 18 yaşını doldurmuş, TEGEV'in misyon ve vizyonunu kavramış, bizde mesleki ve kişisel özelliklerine sahip, katkı sağlayabilecek herkes gönüllü olabilir. Evet. Şimdi gönüllerimizde ne yapıyoruz? Dönemlerinde mesela Ekim başı veya ikinci dönem başı veyahut da yaz etkinlikleri başında gönüllüler bizlere müracaat ediyorlar. Diyorlar ki biz TEGEV'de gönüllü olmak istiyoruz. Nasıl ediyorlar?
bireysel buraya gelip müracaat edebilirler. Aynı zamanda internet sistemimizden gönüllü ol diye bir buton var. Oraya basarak, bilgilerini yazarak başvurabilirler. O sistem bize düşer. Biz onları kendisini arayarak davet ederiz. Peki şartlar nedir gönüllü olmak için? 18 yaşını doldurmuş, en az lise mezunu herkes gönüllü olabilir. Ekstra herhangi bir eğitim almaya gerek var mı? Var. Ne yapacaklar tabii gönüllü olan arkadaşlarımız? Gelecekler. Önce vakıf tanıtımımıza katılacaklar. 1,5-2 saat boyunca vakfımızı A'dan Z'ye, slaytlarla neler yaptığımızı, filmlerle hepsini göstereceğiz. Aklına takılan her şeyi soracak. Bunları öğrenmiş olacak. Daha sonra eğer vakıf tanıtımından sonra gönüllü olmak istiyorsa bir günlük temel gönüllü eğitimimiz var. O da gayet interaktif bir eğitim. Eğlenceli, gruplar içinde işte çalışma yapılıyor mesela. Grup çalışmaları, oyunlar oynanıyor. Birbirlerini hem oraya katılan arkadaşlar birbirlerini iyi tanıyor. Hem de çocuklarla neler yapılması gerektiğini anlamış oluyorlar bu eğitimde de. Bu eğitimlere de katıldığı zaman bir günlük eğitime gönüllü olmuş oluyor. Fakat yetiyor mu yetmiyor. Bu biraz önce saydığım etkinliklerin de eğitimleri var. Örneğin matematikte gönüllü olmak istiyorsa matematiğin 2 günlük eğitim var. Tabii ki bu arkadaşlarımız matematiği bilen arkadaşlarımız. Mesela matematik öğretmeni veyahut da matematik bölümünde okuyan insanlar. Biz bunlara sadece matematik falan öğretmiyoruz. Sadece o kullandığımız materyaller çok zengin bizim materyallerimiz. Bunları nasıl kullanacağını anlatıyoruz. Olay budur yani. Evet. Hangi dalda gönüllü olmak istiyorsa da o dalda devam edecek. Yani gönüllerimiz yaklaşık 80 civarında bir gönüllü arkadaşımız var. Gönüllerimizde de mesela neler yapıyoruz? İşte 5 Aralık Dünya Gönüllüler Günü var. Mesela her yıl 5 Aralık'ta Dünya Gönüllüler Günü kutluyoruz. Bölgesel gönüllü toplantılar yapıyoruz. Mesela geçen Çorum'a gittik 4-5 Mayıs tarihlerinde. 18 etkinlik noktası Çorum'da buluştuk. Orada çok güzel aktivitelerde bulunduk. Şenlikler yaptık. Neler yaptığımızı paylaştık birbirimize. Çorum'u gezdik. Güzel bir etkinlikti. Tabii bu Çorum bölge toplantısıydı. İstanbul'da bir grup arkadaşımız Marmara bölgesi toplandı. İşte Ege'de toplanılıyor. Efendime söyleyeyim yılda 5 tane de böyle gönüllü toplantılarımız var. Gönüller birbirini tanımış oluyor. Biz yani bir büyük bir aileyiz. Evet, çok güzel. Yani bu yönden de çok keyif alır arkadaşlarımız. Çok yıllardır gelen arkadaşlarımız var. Mesela 4 yılını tamamlanmış, 10 yılını, 11 yılını tamamlanmış arkadaşlarımız var. Herkes haftada birkaç saatini ayırabilir diye düşünüyorum ben. Birkaç saatini ayırıp çocuklara destek olabilir, eğitimlerine destek olabilir. Veya ekonomik olarak bağışçı olabilir. Diğer Nevşehir'deki yaşayan arkadaşlarımız, hemşerilerimiz destek olabilirler. Yani buraya da yılda yaklaşık size söyleyeyim 2020 çocuğa ulaştık. Bu kış dönemi sonuna kadar, yaz dahil değil. Haftada okul çalışmalarıyla birlikte yaklaşık 400 çocuk geliyor buraya haftada. Hafta içleri 300, hafta sonlarında 100 civarında çocuk gelerek haftada 400 çocuğa ulaşıyoruz. Bir de okullarda etkinlik yapıyoruz. Şimdi bizim bir de şöyle bir şeyimiz var. Milli Eğitim Bakanlığı'nda bir protokolümüz yapıyoruz biz yıllardır. İlk protokolümüzü 2005 yılında yaptık. Daha sonra 2014 yılında bir protokol yaptık. Ve son protokolümüzü de 2018'in Aralık ayında yaptık. Yani bundan 5-6 ay önce bir protokol yaptık. Protokol diyor ki, yeni Milli Eğitim Bakanımız bize çok destek oluyor sağ olsun. Diyor ki protokolde, Eğitim Gönülleri Vakfı'nın gönülleri okul içi saatte okullarda etkinlik yapabilir. Veya okuldaki çocuklar tabii gerekli prosedürleri sağlayabilerek okul içi saatte etkinlik noktalarına gelerek etkinliklere katılabilir diyor. Çok güzel. Yani Milli Eğitim Bakanlığı'nda da böyle bir protokolümüz var. Evet. Çocuklarımızı bekliyoruz. Gelsinler. Gönüllerimizi bekliyoruz. Güzel bir etkinlikler yapalım onlarla. Onlara da destek olsunlar. Her çocuk faydalansın bu imkandan. Yani mutlu oluruz. Peki bu etkinliklere kaç yaş arasındaki çocuklar katılabilir? İlkokul 1. sınıftan 8. sınıfa kadar çocuklar. Yani bizim hedef kitlemiz ilk ve ortaokul arkadaşlar. Yani bizim hedef kitlemizde lise yok. Yani ilk ve ortaokul. Lise biraz daha gençlere giriyor. Gençler kategorisinde onlar. Daha başka sivil toplum örgütleri arkadaşlar faaliyetler yapıyorlar. Biz de ilk ve ortaokul çocuklarına yapıyoruz faaliyetlerimizi. Evet. Peki etkinliklere katılabilmek için şartlar var mıdır? Mesela Nevşehir şubesindeki bir etkinliğe katılabilmek için Nevşehir'de ikamet etmek gibi bu tarz şartlar var mı sizde? Hayır, çocuklar için soruyorsunuz değil mi? Çocuklar için hiçbir şart yok. Çocukların okula gitmesi şarttır bizim için. Yani okula gitmeyen bir çocuğu alamayız. Yani çünkü o çocuklar okula gitmeyen çocuklara yani bizim yapacağımız bir destek yoktur. Yani onu artık Milli Eğitim yani Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı olabilir, belediyeler olabilir, başka yani kurumlar fayda sağlayabiliriz. Bizim normal okula giden çocuklara destek olabilecek kitlede arkadaşlarımız var yani eğitimde.
Peki herkes gelebilir. Kimliğiyle annesi ya da babasının velisiyle gelip kaydolması yeterlidir. Evet. Evet. Peki Nevşehir'de son zamanlarda pek çok Suriyeli, Afganistanlı küçük kardeşlerimiz var, okula gidemeyen bazı problemlerden dolayı. Bunlar gelip bu şekilde etkinliğe katılamıyor yani, değil mi? Şimdi okula gitmeyen ayrı bir konu. Okula giden Suriyeli, Afganlı çocuklarımız geliyor buraya. Hı hı, yani güzel. Hiçbir sorun yok onlarda. Ve hatta bugün de vardı, okul gruplarıyla birlikte geldikleri zaman da geliyorlar. Yani onlara hiçbir... Şimdi bizim vakfımızın maddesi diyor ki, bir maddesi, hatta en önemli maddemiz diyeyim, yani çocukları, insanlar dil, din, ırk ayrımı yapamayız yani. Çok biz güzel. Çocuk çocuktur bizim için. Hiç ırkı, milliyeti önemli değil bizim için. Hı hı. Hepsi gelebilir. Evet. Çocuklarımız yani, tabii son zamanlarda bu sayı çok arttı. Mülteci, işte sığınmacı çocuk sayısı çok fazla. Bize de gelen çocuklar var. Onlar da biz burada geliyorlar. Çok da iyi ilişkiler kurduk onlarla da. Çok iyi evet. arkadaşlıklarımız var. Katılıyorlar. Hatta bazı okullarımızda, yakın çevredeki bazı okullarımızda %50'si yabancı çocuklar oluşuyor zaten. Çok güzel. Peki vakıfla alakalı ekstra söylemek istediğiniz başka bir şeyler var mı? Vakfımız sürekli büyüyerek devam eden bir kurum. Türkiye Eğitim Gönülleri Vakfı. Tekirdağ'da yeni bir öğrenim birimi açtık mesela son zamanlarda. Hayırlı olsun. Sağ olun, teşekkür ediyoruz. Tekirdağ Fibra öğrenim birimi. Çünkü bizim birimlerimizin genelde önünde sponsorluğunun adı yazar. Mesela burada Hanife Tevfik Aktekin öğrenim birimi yazıyor. Yani hepsinin sponsorlarının isimleri verilerek açılır. Oraya da çok güzel bir birim açıldı. Yeni birimler de daha açılmaya devam edecek. Yani büyüyerek devam ediyoruz. Umarım daha da çok büyürüz. Daha da çok destek oluruz. İnşallah. Yani bunlar, yani şöyle söyleyeyim, karşılıklı halk bize destek olacak. Yerel yönetimler bize destek olacak. Biz de çocuklara da destek olacağız bu aracıyla. Çünkü belli bir de tabii ki maddi giderler var. Sağlanması gereken yasal prosedürler var. Hep birlikte yapabiliriz bunu bence. İnşallah. Bizi misafir ettiği için Türkiye Eğitim Gönülleri Vakfı'nda Serdar Bey'e çok teşekkür ediyorum. İyi günler diliyorum. Ben de teşekkür ediyorum. Ayağınıza sağlık, sağ olun. Tekrar görüşmek üzere. İnşallah.